Sevgili arkadaşlarım soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için AYT ayarında iki tane soru hazırladım. Hiç bekletmek istemiyorum. Hiç hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Çerez tadında paylaşımlar değil mi değerli arkadaşlarım? Eminim ki çok işinize yarıyordur. İnşallah yarayacak. Sonraki paylaşımda bir deneme sizleri bekliyor değerli arkadaşlarım. Açı yayınlarının hazırlamış olduğu TYT genel deneminin sorularını beraber değerlendireceğiz. Şimdi bunları bir bitirelim sonra. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur bakalım. Coğrafi keşifler ile Amerika kıtasından altın ve gümüş gibi birçok değerli madenin Avrupa'ya taşınması mal ve hizmetlere olan talebi artırmıştır. Bu doğrultuda zenginliğin ölçütü ne olacaktır? Altın ve gümüş olacaktır. Osmanlı olumsuz yönde etkileyecek. Çünkü Osmanlı'da zenginliğin ölçütü topraktı. Zenginliğin ölçütü altın ve gümüşse biz buna merkantilizm diyordur. Diyoruz değil mi değerli arkadaşlarım? Dilim dönmedi. Şimdi hocam iyi güzel de bunlar diğerleri ne? Mandeterizm ne demek değerli arkadaşlarım? Sömürgeciliğin güzelleştirilmiş hali. Mandeli himaye ederiz biz buna. İyaşecilik Ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurma. Toplumun ihtiyacına doğru hareket, toplumun ihtiyacına göre hareket edeceksin. Makyabilizm, devlet için her şey mübahtır. Unutma. Fiskalizm, geliri daima giderden yüksek tutma sistemidir. Cevabımız merkantilizm olacaktır sevgili arkadaşlarım. İyi ne demekti? Ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurma. Fiskalizm, geliri giderden yüksek tutma. Makyabilizm, devlet için her şey mübahtır. Diğer sorumuz değerli arkadaşlarım. Buna dikkat ediyoruz. 17. yüzyıl Anadolu isyanlarının çıkartılmasına önderlik yapan kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Sevgili arkadaşlarım. Karayazıcı, Gürcü Nebi, Deli Hasan ve Kalenderoğlu. Celali isyanlarına önderlik eden kişidir. Ancak Bozoklu Celal isyanı 17. yüzyılda değil Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkan bir isyandır. Ve şunu da unutmayın. Kalender Çelebi isyanı ile Kalenderoğlu'nu karıştırmayın. Kalender Çelebi isyanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkmıştır. Buna da dikkat ediyoruz. Bir yeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.